20 saniyeli en hızlı geçerli oluyor. En hızlı turu 20 saniyeli. Evet, ilk tur kronometreler saymaya başlayacak. Başladık. Seçkin Okçebi. Yok abi. Devam ediyor. Şey değil ya. 19 saniye 27 saliseyle bu tur atıyor. Şu an... bir tanesinde sorun var. Geldiler. Çok ciddi refleksleri var bu adamların. Çok sağlam refleksleri var. Aynı zamanda elektronik bilgisine sahipler değil mi? Çok ilginç. Hem mekanikle uğraşıyorlar hem elektronikle. İşte buna biz mekatronik diyoruz. Geleceğin en ileri trendlerinden. Bugün gençliği de bu anlamda özendirmek istiyoruz. İlk şov yarışımız Ataşehir Belediyesi'nde 19 Mayıs sebebiyle düzenlenen Gençlik Festivali'nin içinde. Sağ olsunlar bize çok keyifli bir yer ayırdılar. 10-15 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bir festival. Akşam konserleri var. Aslında Türkiye Drone Ligi yarışlarına benzerlik taşıyor. İşin içinde şovlar, sahneler ve eğlence var. Bizim hedefimiz drone'u geniş kitlelere anlatabilmek. Ne olduğunu, korkmamaları, keyifli bir spor olduğunu ve dünyada hızla gelişen bir spor olduğunu anlatabilmek. Bugün burada Türkiye'nin en iyi 7 pilotları bulunuyor. Diğer pilotlarımız da çok hızlı. Her şehirde yapıldıkça o şehrin pilotlarına da yerler vereceğiz. İlki İstanbul'da. Bugün İstanbul dışı Gaziantep'ten, İzmir'den ve Adana'dan da 3 pilot ağırlıyoruz. İlgi çok güzel sağ olsunlar. Hem kitlenin hem kamuoyunun hem de basının ilgisi çok keyif veriyor bize ki biz drone'u anlatabilelim. Genç pilotlar yetiştirebilmek amacıyla biz bunu özendirmeye çalışıyoruz. Çok da güzel bir pist kurduk gördüğünüz gibi. Umarız keyifli bir akşam yaşayacağız. Bugünkü yarış izleyicilerin keyifli vakit geçirmesi için aslında pistte en hızlı zamanda dönen değil, işin içinde freestyle dediğimiz işte taklalar atsınlar, şovunu yapsınlar, gelen gençler, çocuklar, aileler bundan keyif alsınlar diye bizim ürettiğimiz bir şov yarışı. De elbette gene zamana karşı olan bir yarış. Ne kadar işin içinde şov olsa da yarışan pilotların hepsi dost, arkadaş, birbirlerine her gün iletişim içinde olan insanlar. Önce zamana karşı yarıştırıyoruz. Finale doğru da freestyle'de puanlar verilecek. Kupalarımız ve plaketlerimiz orada bekliyor. Onun hakemlerin takdirine göre kupalarını ve plaketlerini alacaklar.